İstediğiniz yerlerde kesersiniz. Aslında biraz bol kullanayım sizin için. Görebilirsiniz. Onu yapacağım biraz. Üç buçuk yıldır kum sanatıyla meşgulüm. Uğraşıyorum, profesyonel olarak uğraşıyorum. İlk önce bir 6 aylık bir amatör sürem geçti. 6 ay boyunca öğrenmeye çalıştım, denemeye çalıştım. Baktım oluyor, biraz daha bu işi herkes tanısın, herkes bilsin diye gösterilere kendimi tanıtmaya başladım. Kimden öğrendin? Kendin mi öğrendin? Aynen, kendim video izleyerek, YouTube'dan izleyerek bir defa yanlış yaptım, diğerinde doğru yaptım. Hatta ben bunu ilk evde yapıyordum, ev arkadaşlarım... Ben ilk başta çimento yapıyordum. Ev arkadaşlarım dalga geçiyordu ya, çimentoya şey mi olur, sanat mı olur falan. Ama üzerine 6-7 ay geçti, arkadaşlar geliyor, bizim bir doğum günü var, bir şey yapsana falan tarzı. Bir de kumas başlamam, benim çöpe bir hassasiyetim var. Birisi çöp gördüm, onu sanata dönüştürmek istiyorum. İlk başlamam öyle oldu. Evde bir fazladan cam vardı, bunu neye dönüştüreyim dedim. Üzerine bir karabiberle denedim, sonra çimento denedim. Bir baktım güzel bir şeyler çıkıyor. Sonra bu sanata benzer sanat var mı diye araştırdım, baktım kum sanatı var. İsrail'de yapan bir tane kadın var. Ondan sonra öğrendim. Oradan yavaş yavaş öğrendim. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum. Bazen hiç ummadığın insanlardan bir şey öğreniyorsun. Bunlar biraz göz hafızası. Yani sadece eğitim almakla olmaz ki benim eğitimim de yok zaten. Çünkü Türkiye'de eğitimini veren bir hoca da yok. Azerbaycan'da da yok bu arada. Eğitimini veren hocalar var. Rusya'da var, Ukrayna'da var. Oraya da gitmiyorum ben. Ama yapabildiğim kadar yapıyorum. Zaten izleyenler de biliyor. Yani gösteri yapıyorum. Üniversiteler organizasyonu olunca, belediyeler olunca davet edince gidiyorum. Özel dernekler olunca davet ediyorlar, gidiyorum. Onların hayat hikayesini, onların mesela bir dernekse kuruluş hikayesini, bir anım günü ise o anım gününün önemine binaen güzel bir çizim yapıyorum. Bir slide hazırlıyorum. 7 dakikalık, 8 dakikalık. Ve çok daha böyle karşılık görüyor kum sanatı. Ben 3 yıldır, 3,5 yıldır tüm geçimimi buradan sağlıyorum. Kum sanatı sağlıyorum. Hatta bazen aileme bile destek oluyorum bunda. Böyle. Avukat olacağım. Yani avukat olduktan sonra yine sanat yapmam lazım. Çünkü sanat, hele hele kum sanatı, özellikle zekaya çok geliştiren bir sanat. Çünkü her geçen gün bir teknik geliştirme gerekiyor. Bununla sigara bırakan var, uyuşturucu bırakan var. Böyle bu bayağı güzel bir etkisi bırakıyor. Bir de sanatla uğraşan insan, boyalarla uğraşan insan genelde naif olur. Şiddete karışmaz, bir eyleme karışmaz, ne bileyim, daha böyle rahat olur. Ruhu da sakin olur, dink olur. Kumun bir rahatlatıcı etkisi de var. Yapsanız zaten siz de görürsünüz nasıl bir rahat atıyor. Hiçbir şey yapamamasınız bile, bir çizim yaptığınızda, basit bir çizim yaptığınızda bile "Aa, çok güzel bir şey çıktı" diyorsunuz. En büyük avantajı ise bitmeyen bir kağıttır. Yanlış mı yaptın? Boz, tekrar yap. Boz, tekrar yap. 5 yıl önce Azerbaycan'dan Diyarbakır'a hukuk okumak için gelen Nevruz Ahmetov, 3 yıl önce ilgi duymaya başladığı kum sanatını izlediği videolarla geliştirerek bunu bir meslek haline getirdi. Çeşitli organizasyonlara katılan Ahmetov hem kendi bütçesine hem de Azerbaycan'daki ailesinin bütçesine katkıda bulunuyor.